İmamı Buhari. Kur'an-ı Kerim'den sonra en kıymetli kitap olan Sahih-i Buhari adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük hadis alimidir. İsmi Muhammed bin İsmail olup künyesi Ebu Abdullah'tır. Hadis ilminde yüksek derecede olup 300 binden fazla hadis-i şerifi senetleriyle birlikte ezbere bilen bir alim olduğu için imam, Buharalı olduğu için Buhari denilmiş. İmamı Buhari ismiyle meşhur olmuştur. 810 Hicri 194 senesinde Buhara'da doğdu. 870 Hicri 256 senesinde Semerkand'ın Hartenk kasabasında vefat etti. Küçük yaşta babasını kaybeden Buhari, ilk tahsiline doğum yeri olan Buhara'da başladı. Duası makbul, Saliha bir hanım olan annesi onun ve kardeşinin yetişmesi için gayret sarf etti. 10 yaşından itibaren hadis alimlerinin derslerine devam etti. 15 yaşına girmeden 70 bin hadisi şerifi ezberledi. Hadis ilminde kısa sürede o derece ilerledi ki hocalarıyla karşılıklı ilmi münazaralarda bulunmaya başladı. Nitekim hocası Dahili bazı hadis rivayetlerindeki eksikliklerini onun yardımıyla tamamlamıştır. 16 yaşındayken Abdullah bin Mübarek ve Veki bin Cerrah'ın kitaplarını ezberledi. Fıkıh ilminde müştehitlerin bildirdiklerini öğrendi. Sonra annesi ve kardeşiyle birlikte hacca gitti. Hac farizasını ifa ettikten sonra annesi ve kardeşi Buhara'ya döndüler. İmamı Buhari ise Mekke'de kalıp hadis-i şerif toplamaya başladı. 18 yaşındayken sahabe ve tabi'in fetvalarını topladı. Abdullah bin Zübeyr el-Hamidi'den şafi fıkhını öğrendi. Bu arada Medine'yi Münevvere'ye gidip, Resulullah Efendimizin kabri şerifini ziyaret edip, geceleri kabri şerif başında Tarihül Kebir kitabını yazdı. Mekke ve Medine'den başka Bağdat, Basra, Kufe, Mısır, Nişabur, Bel, Merv, Askalan, Dımeşk, Hums, Rey ve Kayseriye gibi ilim merkezlerini dolaşıp, hadis alimleriyle görüşüp, binden fazla alimden hadis ve diğer ilimleri öğrenip nakletti. Kuvvetli zekaya ve hafızaya sahip olan İmam-ı Buhari, işittiği hadis-i şerifi hemen ezberliyordu. Onunla hadis-i şerif dinleyenler yazdığı halde, o yazma ihtiyacını duymuyordu. Muhammed bin Selam el-Bikendi, İbrahim bin el-Eşas, Ebu Asım eş-Şeybani, Abdurrahman bin Muhammed bin Hammad, Halid bin Mahlid, Ebu Nasril Feradisi, Abdan bin Osman el-Mervezi, Ali bin el-Medini, Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in, İshak bin Rahavey, Süleyman bin Harp, Abdullah bin Zübeyr el-Hamidi gibi hocalar elinde yetişti. İmam-ı Buhari Hazretleri, ilim tahsilini bitirdikten sonra, Mısır'dan mavera ün Nehre kadar tanınmış ilim merkezlerinde hadis ve çeşitli ilimler okuttu. Derslerinde binlerce talebe bulunurdu. Kendisinden yetmiş binden fazla talebe hadis dinlemiştir. Bunlar arasında Tirmizi, Nesai, Ebu Züra, ve Ebu Bekr bin Huzeyme, İbni Ebi Davud, Muhammed bin Nasrül Mervezi, Müslim bin Haccac, İbni Ebit Dünya gibi büyük ve tanınmış hadis alimleri de vardı. Binlerce talebe yetiştirdikten sonra Nişabur'a, oradan da Buhara'ya döndü. Bir müddet Buhara'da kalıp hadis ve ilim öğretmekle meşgul oldu. Bir rivayete göre Buhara valisi çocukları için özel ders verilmesini, buraya kimsenin girip dersi dinlememesini istedi. Buhari cevabında, ben bir kısım kimseleri hadis dinlemekten men edip birkaç kişiyi hadis öğretmen buyurdu. Bu durum vali ile arasının açılmasına sebep oldu. Buhara'dan ayrıldı. Allahü Teala'ya şikayet yoluyla valinin verdiği sıkıntıyı arz etti. Duası kabul olup aradan bir ay geçmeden vali azledildi, zindana atıldı. Bu arada Semerkantlılar kendisini davet ettiler. Giderken yolda Semerkantlılardan bir kısım insanların isteyip bir kısmının istemediği haberini alınca Harteng köyünde kaldı. İşin iç yüzünü öğrenmek istemişti. İnsanların bu halinden kalbi daraldı ve canı sıkıldı. Teheccüd namazından sonra ellerini açıp, Ya Rabbi, yeryüzü bu genişlikle bana dar oldu. Beni tarafına al diye dua etti. O ay orada hastalandı ve 870 yılının Ramazan bayramı gecesi Semerkant'tan 72 kilometre uzaklıkta olan Harteng'de vefat etti. Kabri oradadır. i̇mam Buhari Hazretleri çok cömert olup herkese iyilik ederdi. Fakirlere çok sadaka verir, talebelerinin ihtiyaçlarını bizzat karşılardı. Bayram günleri hariç bütün yılını oruçla geçirirdi. Haramlardan ve şüphelilerden daima kaçar, gıybetten çok korkardı. İsterim ki Rabbime kavuştuğumda hiç gıybet etmemiş olayım ve böyle bir şey için kimse beni aramasın buyururdu. Gecenin ilk saatlerinde biraz uyur, sonra kalkar ilim ve ibadetle meşgul olurdu. Kur'an-ı Kerim'i üç günde bir defa hatmederdi. Hadis ilminin ve hadis alimlerinin önderi olan İmam-ı Buhari Hazretleri, yüzbinlerce hadisi şerifi ezberlemişti hadis-i şerifleri, metinleri ve senetleriyle ezbere bilirdi. Hadis-i şeriflerin ravilerini çok inceler, dinin emirlerine uymayan, edeplerini gözetmeyen, ahlakında bir kusur olanların rivayet ettiği hadis-i şerifleri almazdı. Hadis-i şerifin metnini ezberlediği gibi, o hadis-i şerifi rivayet eden kimselerin künyelerini, doğum ve ölüm tarihlerini, ahlak ve yaşayışlarını, kimden rivayette bulunduklarını, o ravi'den başka kimlerin hadis-i şerif aldığını öğrenir ve ezberlerdi. Bir kimse hadis rivayetinde ve ravilerin senedinde hataya düşse hemen İmam-ı Buhari Hazretleri'ni bulup sorar ve doğrusunu öğrenirdi. Gittiği her yerde etrafı hadis-i şerif almak ve öğrenmek isteyenlerle dolup taşardı. İmam-ı Buhari Hazretleri'nin hadis ilmindeki rumuzu H harfidir aynı zamanda tefsir ve kelam ilimlerinde de üstad olan İmam-ı Buhari Hazretlerinin tefsire dair bildirdiği rivayetler, tefsir alimlerinin eserlerini süslemektedir. Kelam ilmine dair eserler de yazmıştır. Eserleri 1. cami Sahih En büyük ve en meşhur eseridir. Sahih-i Buhari ismiyle de tanınır. İslam alimleri söz birliğiyle Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap Sahih-i Buhari'dir buyurmuşlardır. İmamı Buhari bu kitabı Mescid-i Haram'da yazdı. Her hadis-i şerifi kitabına yazmadan önce istihare yapmıştır. Gus Kabe'den Kâbe'den makamın gerisinde iki rekat namaz kılıp koyduğu sağlam usullere göre sahih olduğu kesin olarak belli olan hadis-i şerifleri yazmıştır. Bu kitabı müsveddeden temize çekme işini de Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimizin kabri şerifi ile minberi arasında bulunan Ravda-i Mütahherada yaptı. Bu eserini nasıl yazdığını kendisi şöyle anlatmıştır. cami Sahih kitabına her hadisi şerifi koymadan önce gusledip, iki rekat namaz kılıp istihare yaptım. Ondan sonra hadisi şerifi kitaba koydum. Bunları yapmadan hiçbir hadisi yazmadım. Bu kitabı 16 yılda tamamladım. Kütüb-ü Sitte adı verilen altı sahih hadis kitabının en başta geleni olan Sahih-i Buhari'nin, Ali el-Yununi tarafından el yazmasıyla çoğaltılan metni muteber olmuştur. Bu nüshanın aslı, Kahire'de Akboğa Medresesi Kütüphanesi'ndedir. Sahih-i Buhari'nin birçok şerhleri ve baskıları yapılmıştır. 1894'te Sultan II. Abdülhamid Han tarafından Mısır'da yaptırılan iki cilt baskısı pek nefis, ciltlenmiş, altın tuğra ve nükuşla süslenmiştir. Bu baskı, Bulak'ta Emiriye matbaasında yapıldı. Zeynüddin Ahmet Zebidi, mukarrer rivayetleri birleştirerek, buhari Şerif, Tecrî-i Sarih ismiyle kısaltılmıştır. 2. Tarihül Kebir 3. Tarihül Evsat 4. Tarihü Sagir bu üç eser hadis ravilerinin hayatlarını ve hadis ilmindeki yerlerini ihtiva etmektedir. 5. Kitabu Duafe is Sayire, Zayıf ravilerin hallerinden bahseder. 6. Et Tarih fi Marifeti ruvetül Hadis. 7. Et Tevarihul Ensab. 8. Kitabul Kuna. 9. El Edebül müfret. Ahlakla ilgili hadisi şerifleri toplayan eserdir. 10. Ref'ül yedeyn fissalati. 11. Kitabül kıraati halfel imam. 12. Halkul ef'al il ibadi ve reddü alel cehmiye. 13. El akaide yahut et tevhid. Kelam ilmiyle ilgilidir. 14. El cami kebir. 15. Et tefsirül kebir. 16. Kitabül mebsut. 17. Esma-üs Sahabe